Korkma benim. Hem bana yedek anahtarını veriyorsun, sonra da korkuyorsun. Evet. Sana kendi ellerimle hazırladım. Nasıl? Keşke geleceğini haber verseydin. Ne, o zaman sürpriz olmazdı ki. Yorgunsun. Hadi üzerine değiş gel. Bir şey mi oldu Gönül? Ne var? Gönül? Bunu nasıl izah edeceksin Tekin? Çocukları! Tamam, ben giderim o zaman. Gönül bir dur Allah aşkına. Ya bırak kolumu. Tekin, madem ilişkiniz vardı, neden bana kadını tanımadığını söyledin? İşte bu yüzden. Şu haline bak. Dinlemiyorsun bile. Ya neyi dinleyeceğim ya? Neyi dinleyeceğim? Anlat. Bak, zaten düğün öncesi yeterince gergindin. Bir de böyle şeyler anlatıp seni üzmek istemedim. Yalan söyledin. Yalan söylemedim. Canın sıkılmasın diye anlatmadım. İkisi çok ayrı şey. Tekin, kadın ayağıma kadar gelmiş, beni uyarmaya çalışmış. Sen hala kadını tanımadığını söylüyorsun. Başsın istemedim Gönül. Tamam bak, bir dönem bir şeyler yaşadık, tamam mı? Ama çok uzun yıllar geçti üzerinden. Niye şimdi çıktı geldi peki? Rahatsız etmek için. O kadın hasta. Ayrıldıktan sonra beni takıntı haline getirdi. İnanmıyorsun değil mi? İnanmıyorsan git hastaneye sor. Onu içeri almamaları için herkesi uyardık. Tekin, kadını dövmüşsün. Ne yani? Dövmedin mi? Bunu bana nasıl sorarsın? Tabii ki dövmedim. Ama o huzurumuza balyoz gibi indi. Sen de buna izin verdin. İşte bak, amacına ulaştı. Huzurumuzu kaçırmak istedi ve kaçırdı. Gönül, görmüyor musun? Bizi ayırmaya çalışıyor. Tekrar ona dönmem için yapıyor her şeyi. Tamam. Tamam bak, yarın birlikte gidelim. Hı? Benim gözümün içine bakarak anlatsın bütün yalanlarını. Senin önünde yüzleşelim eğer rahat edeceksen. Artık çok geç. Ne demek bu? İlknur ölmüş. Ne? Evet. Evine gittim. Kapının önünde polisler vardı. Kadın kendini balkondan atmış. Sen İlknur'un evini nereden biliyorsun? Sana eski sevgilinin öldüğünü söylüyorum. Sen bana bunu mu soruyorsun? Çünkü şu anda önemli olan sensin. O kadın inanmadı, yıllardır umurumda değil. Yazık olmuş falan da diyemeyeceğim, kusura bakma. Eninde sonunda kendine bir şey yapacağı belliydi. Keşke bize zarar vermeden önce yapsaydı. Dün gece neredeydin Tekin? Sen bana ne soruyorsun? Bunu soruyorum işte, neredeydin? Sen ne ima ettiğinin farkında mısın? Gönül, delirdin mi? Neredeydin Tekin? Aç gözünü, aç! Anlamıyor musun? Ona asla dönmeyeceğimi anladığı zaman böyle şeyler gönderip kendini öldürdü. Beni suçlu durumuna düşürmek istiyor. Allah'ım ya. Biri duysa hayatım kayar. Sen bile benden şüphe ediyorsun. Ediyorum evet. O gün İknur'la karşılaştım. Sanki böyle hiç tanımıyormuş gibi geçtin gittin yanından. Sonra bana soruyorsun. Bu benim eski hastam mıydı falan diye. Allah'ım ya, yüzünde hiçbir şüphe yoktu. Nasıl rahatsın? Ben bu kadar rahat yalan söyleyen birine nasıl inanacağım? Seninle ilişki yaşayan benim. Seni herkesten çok seven benim.
Onca zamandır aynı hastanede çalışıyorum. Hiç mi tanımadın beni? Sevdiğin adama, nişanlına inanmıyorsun. Bir kere gördüğün bir kadının sözüne inanıyorsun ha? Ben gerçekten niye inanacağımı şaşırdım şu anda. Gerçekten. Gönül. Böyle olmaz Tekin. Böyle evlilik olmaz. Ben bu kadar yalanın üstüne bir yuva kuramam. Üzgünüm. Ben yapamayacağım. Bu tek başına verebileceğim bir karar değil. Evet öyle. Sen istesen de istemesen de bu böyle. Şimdi beni yalnız bırakır mısın lütfen? Hiçbir yere gitmiyorum. Ben giderim o zaman. Bırakmam seni. Sen benimsin. Tamam. Biz birbirimizi seviyoruz. Tamam. Hadi bana sevin. Söyle. İstemiyorum. Hayır. İstemiyorum. Öp, söyle. Ya istemiyorum. İstemiyorum. Ya. İstemiyorum. Sen benim için anlıyor musun? Büyük parmağından çıkmayacak anlamı böyle. Yapma lütfen, değil mi? Çıkmayacak, anladın mı? Yapma, istemiyorum. Yapma. Yapma, yapma, yapma. Gülüm. Gülüm. Gönül, çok acıdı mı? Gönül, Gönül özür dilerim. Özür dilerim hayatım. Abartma. Canın yanıyor mu? Gönül, Gönül özür dilerim. Özür dilerim, inan bana özür dilerim. Acıyor. Gönül. Bırak beni, bırak beni. Özür dilerim. Nereye gidiyoruz? Hastaneye. Ya da vazgeçtim. Karşıya geçelim. Emin misiniz? Evet. Evet.
Abla, bir hastaneye falan gitseydik. Ya da ne bileyim, karakola falan. Ha? Buradan uzaklaşalım da bir an önce lütfen. Hadi lütfen, hızlanabilir miyiz biraz? Hadi bas, hadi. Aylin, Gönül aradı mı? Evet. Hayır. Yani ararsa haber ver, tamam mı? Bir şey mi oldu? Tartıştınız mı yine? Yok, tartışma falan yok. Sen ararsa haber ver yeter. Tamam. Altın Halme'de iyi akşamlar. Alo, Gönül geldi mi? Bu gece nöbeti yokmuş Tekin Bey. Hayır salak, biliyorum tabii ki. Acili bağla. Dur. Güvenlik şefine söyle. Eğer Gönül gelirse asla bırakmasın. Birazdan oradayım. Tamam. Bak abla, acın var. Göster bari şuraya kendini. Canına yazık. Sabaha kadar durmaz o el. İyi tamam. Gelmem ister misiniz? Yoksa bekleyeyim çıkana kadar. Beklerseniz iyi olur. Ben nerede muayene olabilirim acaba? Sağ dön, koridorun hemen sonunda. Doktor bey sizi biraz bekletecek. Affedersiniz. Geçmiş olsun, buyurun. Kolum çıktı mı ne oldu bilmiyorum, kıpırdatamıyorum. Tamam, buyurun oturun siz, doktor bey sizi de alacak. Siz epeydir bekliyorsunuz herhalde. Biz mi girsek acaba? Burada beklemekten iyidir. Ben omzunuza bakabilir miyim? Pardon, izin verirseniz. Şöyle bırakın kolunuzu aşağı doğru. Bırakın, salın kolunuzu. Tamam. Yavaşça şimdi şöyle yapıyorum. İttirin bana kolunuzu. Böyle acı var mı? İki. Bu tarafta böyle acı. Tamam. Tamam peki. Şöyle hafifçe yukarı kaldıracağım. Tamam. Omzunuz çıkmamış. Büyük ihtimal sinir ezilmesi. Hareket ettiremeyince çıktı zannettim. Oh. İyi misin? İyiyim. Yani ödem yapmış tabii. Bir kas gevşetici sürerseniz bir de biraz oynatmayın, omzunuz geçer. Ama yine de tabii ağrısı geçmezse bir MR çektirmeniz gerekebilir. Bağlarda bir tık var mı yok mu bakmak lazım. Durun, ne yapıyorsun? Şunu açabilir misiniz? Açalım. Bekleyin burada, ben geleceğim. Of. Ah. Ah. Yardım edeyim mi? Tamam. Tamam, ben hallederim. Siz doktor musunuz? Hayır, değilim. Kendi yararınızı hep kendiniz arıyorsunuz o zaman. Ne demek kimse görmemiş? Bütün bölümlere haber verdiniz mi? Tek tek hepsine sordum. Gönül Hanım gelmemiş. Bütün çıkışı aradınız mı? Otopark, acil, servis çıkışı. Hepsinin bilgisi var efendim. Neredesin Gönül? Neredesin? Tekin Bey, bakın iyi değilsiniz. Gelin lütfen.
Bu gece bütün hastaneleri tek tek arayacaksınız. Kaç kişi çalışırsınız, nasıl bölüşürsünüz umurumda bile değil. Anlaşıldı efendim. Bana göreni bulun. Bulacağız. Size doğru dürüst teşekkür edemedim. Müsaade edin ben götüreyim gideceğinize. Yok gerek yok, ben kendim giderim. Yalnız bu saatte buradan taksi falan geçmez. Bekleyecekti. Kim? Taksi. Ama gitmiş belli ki. Vallahi kusura bakmayın, ben sizi burada bırakamam bu saatte. Ama ben sizden böyle bir şey... Bakın bu gece yeterince talihsizlik yaşamışsınız zaten. Müsaade edin götüreyim. Bu arada sormamda sakınca yoksa bu yara bere nasıl oldu? Yani ilk önce emniyete gitmek isterseniz sizinle gelebilirim. Yok hayır. İstemiyorum. Teşekkürler. Tamam. Şöyle sağa da inebilirim. Burası mı? Ha, evet burası. Teşekkürler. Rica ederim. Bu arada bir şeye ihtiyacınız olursa benim atölyem... Yok olmaz, sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Hayırdır inşallah. Kim o? Hatice anne. Hiçbirinize fiske vurdurtmadım. Seni. Aç. 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 Aç bakayım sen de. Aç. Seni. Sen. Madem söylemiyorsunuz, sopayı o zaman hepiniz yersiniz. Aç. Sen de aç elini. Şöyle yap, şöyle. Şöyle yap, şöyle yap. Şöyle yap. Aç. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bilmez olur muyum? Sahipsiz buldu tabii. Sana mı yetmiş gücü? Hadi. Hadi benimle dövs. Hadi bakalım. O ellerini kırayım da yok okumuşum, yok doktorum diye dolanmasın etrafta. Hadi götür beni ona. Boyu devrilsin. Hatice anne dur. Bir dur ya, benim de suçum var. Ben de çok gittim üstüne. Benim de kabahatim var. Yeter sus. Dayağı yemiş oturmuşsun, hala onu savunuyorsun.
Bir kadını şu vaziyete getirmenin şey mi olurmuş? Mazereti falan olmaz bunun. Tarafları vardı. Ama ben bu raddeye geleceğini bilemedim. Sen akıllı kızsın Gönül. Hiç mi bir şey anlamadın? Nasıl anlayayım Hatice anne? Hayatım boyunca başımı okşayan bir annem, bana sahip çıkan bir babam mı olmuş? Sevilmenin ne demek olduğunu bilmeden büyüdüm ben. Sonra bir adam çıktı karşıma. Sevdi beni. Üstelik yakışıklı, başarılı. Bütün kadınlar onun peşinde. Ama o kalkıp seni seviyor. Hem de ne sevmek. Aşk nedir bilmiyorum ben. Bütün o iniş çıkışları normal sandım. Aşkı da parası da yerin dibine batsın. Sabah gidip sana bir darp raporu alalım. Sonra da polise her şeyi anlat. Kızım saçmalama. Yanına mı kalsın herifin? Başkasına da mı yapsın? Yapmış zaten. Eski sevgilisi beni uyarmaya çalıştı. Ama ben kadınla konuşmaya gittiğimde kadın ölmüştü. İntihar etmiş. Zaten kavga da bu yüzden çıktı. Ben kadını sorunca birden deliye döndü. Aman aklıma sahip ol yarabbim. Gönül kal. Gidiyoruz. Bunların hepsini polise anlatman lazım. Taksi çağıralım. Hatice. Neredeydi bunun numarası? Hatice anne dur. Dur ne olur dur. Ne olur yapma. Lütfen. Lütfen yapma. Bu gece benim takatim kalmadı. Bu gece git. Olur mu? Yarın karar vereceğim ne yapacağımı. Söz. Ya hala onun söylediklerine inanmak istiyorsun değil mi? Of Gönül. Ne diyeyim ki ben sana? Tamam. Hadi yat uyu. Uyu da sabah daha sağlıklı düşünürsün belki. Ben de şu elbiseni yıkayıp asayım dışarı. Gibi kokmuş ev ne güzel. Ha. Hatice anne, günaydın. Günaydın kızım. Mis gibi kokutmuşsun evi. Böreği ne ara yaptın? Ben çok erken kalktım kızım. İşte
elimi oyalasın diye. Kızıma bir börek yedirmeyecek miyim? Aa, çok güzel görünüyor sofra. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Benim yüzümden uyuyamadın değil mi? Senin yüzünden değil. O uğursuzun yüzünden. Boyu devrilesice. Hadi neyse boş ver. Şimdi şöyle bir ağız tadıyla kahvaltı edelim. Dur kızım. Elin acımaz. Dur dur. Ben koy. Günaydın. Aa, günaydın. Buyurun. Telefonu dün arabada düşürmüşsünüz de ben de sabah fark ettim. Geçerken bırakayım istedim. Aa, ne zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Yok canım, ne zahmeti. Zaten yolun üstüydü. Hatice annem, Yusuf Bey. Dün gece poliklinikteydi. Beni buraya o bıraktı. Aa, öyle mi? Teşekkür ederiz. Estağfurullah. O zaman iyi günler. Aa, ama olmaz. Böyle sofra kuruluyken gidilir mi? Buyurun geçin. Bizimle bir kahvaltı edin çayımızı için. Ben hiç rahatsız etmeyeyim, sağ olun. Yok yok, buyurun. Memnun oluruz. Lütfen gelin, ben bir tabak getireyim. Buyurun. Nasılsın? Daha iyiyim, teşekkür ederim. Aylin, Gönül aradı mı? Nasıl yani? Ben gece siz tekrar aramayınca buluştunuz zannetmiştim. Hiçbir yerde yok. Gönül yapmaz öyle. Arar yani, bir şekilde kesin haber verirdi. Başına bir şey geldi demek ki, polise gidelim. Ya dur, polisi falan karıştırma şimdi. Düğün öncesi paparazzilere yem olmak istemiyoruz, tamam mı? Sizin aranızda ne oldu Tekin Bey? Yani kalbini kırdınız desem ama... Aylin, bak dün gece çok yoruldum, tamam mı? Ne seninle uğraşmayayım. Ama Gönül... Tamam. Gönül düğün öncesi biraz gergindi ve tartıştık. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ara şimdi onu. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Yok mu? Diğer sesinden sonra lütfen mesaj bırakın. Başınıza ne oldu? Çarptım. Hayret vallahi Gönül. Elin o haldeyken nasıl yardım ettin Yusuf Bey'e? Senden korkulur. E, doktoru bekleseydik yanmıştık. Kendi pansumanını da kendi yaptı. Yuvada da öyleydi o. Düşerdi ağlamazdı. Basardı tentir diyordu dizine. Öbür çocuklar uğraştırırdı. Ama Gönül her işini kendi yapardı. Anaokulunda mı? Yetimhanede. Siz yetimhanede mi çalışıyordunuz? 25 yıl çalıştım. Emekli olunca da buraya yerleştim. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Yusuf Bey? İç mimarlık okudum ben. Ama işin işçilik kısmı daha çok hitap etti sonra. Yani marangoz mu anlayacağınız? Oh, pek güzel, pek güzel. Çoluk çocuk var mı? Yok. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bir çayımızı daha içseydiniz. Başka zaman inşallah. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yolcu edeyim sizi. Rahatsız olmasaydım. Yok yok. Teşekkür ederim telefonu getirdiğiniz için. Ayrıca dün akşam içinde. Rica ederim, ne demek. Bu arada benim atölyem yakınlarda bir yerde. Hani bir şeye ihtiyacın olur falan. Tamam, sağ olun. İyi günler. Tekin, oğlum acilde dediler, çok merak ettim, iyi misin? Gördüğün gibi işte. Bir dakika, sen bir otur bakayım, ben halledeyim onu. Oturur musun? Tut bakayım şunu. Otur. Ne oldu, kavgaya falan mı karıştın? Ya Ali, işin yok mu senin? E, işim var işte, sensin, görüyorsun. Hadi tak şunu, hadi. Tamam, bir dakika. Tamam mı? Bir dakika dur. Hadi. Tamam.
Tamam hadi yeter, yeter. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bundan haberin var mı senin? Evet. Ne? Başka bir şey söylemeyecek misin? Neyin peşindesin sen? Tekin, bu kadınla aranızda husumet vardı sizin. Gecenin köründen beri ortalıkta terör estiriyormuşsun. Kafan da bu halde. Bak bana doğruyu söyle. Eğer bu kadını hırpaladıysan ve o yüzden kendini attıysa... Ali! Bir dakika. Lütfen benden hiçbir şey saklama. Bak sonra her şey için çok geç olabilir. Her şey senin üstüne kalabilir. Durup dururken başımıza iş almayalım. Benim hiçbir alakam yok. Bulmuş belasını. Yani evet aslında doğru söylüyorsun. Manyağın tekiydi. Ne güzel oldu. Mis gibi. Bu o mu yoksa? Evet. Kimse gözaltına alınmamış. Hiçbir şüpheli bile yok. Yanlış yapıyorsun Gönül. Bu kadın senin için hayatını tehlikeye atmış. O kör olasıca bir şey yaptıysa... cezasını çekmediği her gün bu kadının vebali senin de üzerinde kalır. Ne bileyim ben? Fotoğrafları görür görmez polise mi gitmem gerekirdi? Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Ben Tekin'le bir yüzleşelim, bir konuşalım istedim. Bir açıklaması vardır diye düşündüm. Kül kedisi masalı bitmesin istedin. Onun her gün hastanede, ameliyatlarda insanları kurtarmak için nasıl çaba sarf ettiğini ben görüyorum. Böyle biri nasıl katil olabilir? Fevri olmak başka bir şey, katil olmak başka bir şey. Ne biliyoruz canım? Belki de kadın gerçekten intihar etti. Ona mahkeme karar verecek. Senin işin bu kadına vicdan borcunu ödemek. Ne gönderdiyse al yanına. Hemen gidiyoruz emniyete. Hadi kalk. Şunu da giy üstüne. Ben bir şey alamadım ki. Evden çıkarken, korkudan kaçarken bir şey alamadım. Evde kaldı hepsi. Geçmiş olsun. Çoktan yok etmiştir. Zinnar ne desen ispat edemez. Ah be kızım. Ne diyeyim ki ben sana? Daha da hiçbir yere bırakmam seni. Burada benimle kalıyorsun. Efendim. Alo. Aylin, benim Gönül. Gönül? Gönlüm sen neredesin ya? Deli olduk meraktan. Başına bir şey geldi sandım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme sen beni. Ben uzaktayım biraz şimdi. Kızım, Tekin döne döne her yerde seni arıyor. Görmen lazım. Böyle delirdi iyice. Hastaneyi falan hep böyle birbirine kattı. Ya ne oldu sizin aranızda? Allah aşkına söyle. Biz ayrıldık. Ya saçmalamayın ya. Olur mu öyle şey? Ya bitti bu iş Aylin. Neyse boş ver. Sen beni merak etme, ben iyiyim. Sadece kafamı dinlemek istiyorum biraz. Bir şey mi yaptı yoksa sana o?
Ya söyle neredesin, hemen yanına geliyorum. Yok yok, gerek yok. Sağ ol arkadaşım, gerek yok. Ben iyiyim. Sen sadece benimle görüştüğünü kimseye söyleme, tamam mı? Bu numarayı kimse bilmesin. Özellikle de Tekin. Bak Aylin, sakın adımla da kaydetme numarayı. Ya niye böyle oldu kızım ya? Ama bak ara, tamam mı? Sakın beni habersiz bırakma. Tamam, ben ararım seni. İyi. Tamam, sen kendine iyi bak. Tamam, tamam. Seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Tamam, hadi dikkat et. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Hadi bay bay. Ne söyleyeceksen söyle Mahmut, kıvranıp durma. Bilmiyorsun beyim. Kürşat'la ilgili değilse bilmek de istemiyorum. Babam perişan halde. Sen evladını kaybettiysen o da torununu kaybetti. Sen hapse girdin. Üzüntüsünden hastalar oldu. Görüşmedin, konuşmadın. Ne yardımımızı kabul ettin ne de intikam planını dinledin. Mahmut. İntikam benim, onun değil. Kimse ilgilendirmez. Baban tek başına hareket etmesin. Memlekete gelsin, işlerin başına geçsin dedi. Tek erkek evladı sensin. Seni buralarda koruyamayız biz. Eninde sonunda bulaşacak bunlar sana. Yarım kalan işi bitirmek isteyecekler. Mahmut, git o patronuna söyle, benim babam yok. Memleketim yok. Beni de öldü biz. Ha, sen de ver kararını. Benimle misin, onunla mı? Karar mı? Oğlunu gömdüğün gün sana bir söz verdi. Ne karar verirsen ver, ne yaparsan yap, seninleyim ben. Tamam. Git o zaman o eve girmenin bir yolunu bul bana. Kürşat'ın evine bir şekilde gireceğim. O herif daha fazla nefes almayacak. Merhaba Kürşat Bey. Merhaba. Çık kızım. DNA raporunun sonucunu aldık Kürşat Bey. Durum tam tahmin ettiğimiz gibi. Aldığımız örnekler şüpheye yer bırakmayacak şekilde örtüşüyor. Yani Gönül Hanım sizin biyolojik kızınız. Kimse bilmeyecek. Hiç kimsenin gönülden haberi olmayacak. Durduk yerde kızın başını yakmayalım. Siz hiç merak etmeyin. Peki şimdi ne yapacağız? Gönül'ü bana getir. Kızımla tanışmak istiyorum. Gönül. Yusuf. Nasılsın? İyiyim. Çarşıdan mı? Evet, birkaç işim vardı da onları hallettim. Bayağı yol yürümüşsün. Geldiğinden biraz bir kahvemizi iç. Yok, rahatsız etmeyeyim şimdi. Hem Hatice annem de bekler. Sargıyı çıkarmışsın. Çıkardım ya, çalışırken zorladı. İyi herhalde. İyi ama iyi. Geçmiş olsun abla. Kaza mı? Rıdvan, sen bize iki tane kahve yapsana. Tabii. Nasıl olsun? Yok, ben kalmayayım gerçekten. Siz de işinizden ederim. Gel bir kahve iç, ondan sonra gidersin. Peki. Orta. Bir orta, bir acı. Hadi gel. Sen şimdi bunu benim odama götür. Hasta yakınında beklet, ben geleceğim birazdan. Ali. Ne haber beybe? Tekinle konuştun mu? Ne hakkında? Gönül'le ayrılmışlar. Gene mi ayrılmışlar ya? Ya sen bilmiyor musun onları? Gönül yine saçma sapan bir şey bozulmuştur. O tribüne atar, bizimki gönlünü alır. Bir iki güne kalmaz eski hallerine dönerler. Ya sanmıyorum, bu sefer başka galiba çok kötü bir şey olmuş. Yani Gönül bayağı bayağı bitirmiş kafasında. Ha. Ne olduğunu söyledi mi? Onu ben sana soruyorum işte. Yani benim de hiçbir fikrim yok. Tamam, ben konuşacağım Tekin'le. Ay
Sayın hemşire bir bakar mısınız? Ne oldu? Bir avukat Üçtür Gönül Hanım arıyor. Cep telefonu size vermedim. Çok önemliymiş. Tamam canım. Alo. Ben Aylin Özbey, Gönül'ün arkadaşıyım. Kiminle görüşüyorum? Merhaba, ben avukat İlmi Yavuzcan. Bir müvekkilim adını arıyorum. Gönül Hanım'a acilen ulaşmamız gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz? Konu nedir? Ailevi bir durum diyelim. Ne ailesi ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Gönül'ün ailesi falan yok. Bakın, bilmediğiniz şeyler var. Siz Gönül Hanım'a nasıl ulaşabileceğimi söylerseniz. Kendisi ulaşılmak istemiyor, yardımcı olamayacağım. İyi günler. Durun Aylin Hanım, bir saniye. Evet. Müvekkilim Gönül Hanım'ın babası. Kendisiyle tanışmak istiyor. Paparazisin değil mi sen? Bana bak, sen nereden ne duydun bilmiyorum ama buradan sana ekmek çıkmaz. Bir de utanmadan kızın en zayıf noktasını kullanıyorsun diye biçim insanlar. Allah cezası, leş kargaları. Ay. Aybüke, telefonu al, unuttum. İyi sıktın mı? Bak damlatmasın yine ha. Sonra bütün gece şıp şıp başım ütülüyor. Garantisi benim ablam bunun. Aa. Aa, hayırdır gündüz vakti? Kim var içeride? Tesisatçı var. Söyle gitsin. Usta, tamam bırak sen şimdi bunu, yarın hallederiz. Musluk kaldı. Ya hadi yarın hallederiz, tamam sağ olasın. Vallahi güzel, keyfin bilir ablacığım da. O zaman da ben müsait olur muyum onu bilemiyorum. Sana git demiyorum. Sana çık git demiyorum lan. Duymuyor musun? Siktir git. Ne yapıyorsun be? Çık dışarı. Allah Allah. Ne be öfke be? Ne oluyor? Sen bu sinirle adam bile öldürürsün vallahi. Bir sakin aşkı dostum, bir sakin. Gel bakayım sen. Ha. Prensesle kavga edilmiş belli. Ne oldu bu seferki sert geçti galiba. Figen, yeter. Tamam bir şey demedim. Atarlı cerrahım, senin ilacın bende. Aman benim cerrahım, ben sana iyi gelirim. Şşt. Omzunun faili belli oldu. Burasıymış demek. Ah be abi, sineni buradan çıkarıyorsun değil mi? Ben de ahşap boyardım eskiden. Ama tabii benimkiler bu kadar güzel olmuyordu. Uyduruk biraz. Öyle yurtta vakit geçirmek için yapardım. Çünkü bizde bir şeylerle uğraşmayanlar genelde birbirleriyle uğraşırlardı. Ben de küçükken uğraşırdım. Gerçi ben biraz da hırsım alıyordum galiba. Sonra fakülte falan derken bir baktım marangoz olmuş. Diplomalı marangoz.